Devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Türkiye'deki gelişmeleri konuşacağız. Yeditepe Üniversitesi'nden Furkan Kaya telefon attığımızda. Sayın Kaya merhabalar. Merhabalar Cansu Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, hoş geldiniz. Türkiye'nin Musul'daki askeri varlığını konuşarak başlayalım. Dilerseniz sohbete dün de Mesut Barzani bir ziyaret gerçekleştirdi Türkiye'ye. Başbakan Davutoğlu'yla da görüştüler. Anlamlı şeklinde yorumlandı. Zamanlama açısından da önemine dikkat çekildi Başbakan Davutoğlu tarafından. Şimdi bu arada yeni gelişmeler var. Irak parlamentosu Türkiye'nin Musul'daki askeri varlığını reddetti. Acilen çekilmesi yönünde bir oylama sonucu çıktı ve 48 saat içerisinde çekilmemesi halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne müracaat dahil mevcut tüm seçeneklere başvurma hakkına sahiptir Irak denildi. Siz nasıl yorumluyorsunuz son gelişmeleri? Ki bu arada MİT Müsteşarı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın Bağdat'a gideceğini biliyoruz bugün. Evet. Şimdi Cansu Hanım, tabii bu Musul'daki Türkiye'nin askeri varlığı daha önce Türkiye ile Irak yönetimi arasında yapılan anlaşmaya istinaden Türkiye'nin oradaki eğitim daha çok askeri anlamda değil fakat daha çok eğitici anlamda bulunması ve oradaki Irak askerlerine eğitim anlamında bir anlaşma. Fakat Türkiye bunu biraz daha ileri götürerek askeri varlığını da bölgede konuşlandırdı. Askeri varlığını biraz da artırmış oldu. Tabii bundaki en büyük sebep bölgede IŞİD'in sürdürmüş olduğu hem varlığı hem IŞİD'in ilerleyişi hem de IŞİD'in Musul'daki varlığı. Şimdi baktığınız zaman bildiğiniz üzere tarihi olarak Musul bizim için çok önemli bir kent. Osmanlı'dan Türkiye'ye kalan Musul ve Kerkük meselesi bildiğiniz üzere tarihi olarak misafir milli sırlarımız içerisinde olan ve etnik ve kültürel bağlarımızda olan bir vilayetti. İşte daha sonraki hepimiz hatırlayacağı üzere işte Şeyh Said isyanı ve bazı bu gayri resmi olarak İngiltere arşivlerinde yer alan Kürdistan operasyonu nedeniyle Ankara Anlaşması'yla misafir milli sınırları dışında kalmış bir bölge haline geldi. Fakat bundan sonraki aşamalarda Musul, Türkiye ile tekrar aynı şekilde bağlantısı devam eden bir bölgeydi. Son gelişmeleri buna bakarak istinaden yorumladığımızda, özellikle IŞİD'in Musul petrollerini eline geçirmesinden sonra Irak'ın aslında bir entegrasyona yürümesinde çok büyük bir sıkıntı olduğunu gördük. Yani özellikle Kuzey Irak yönetimiyle görüştüğümüz istişareler sonrasında da IŞİD'in bölgedeki varlığının Musul ve Kerkük üzerindeki etkisini görmüş olduk. Beşika bölgesinde Türkiye'nin asker bulundurması dediğim üzere daha önce anlaşma üzerine yapılan bir şey. Ama Irak yönetiminin ibadetini özellikle sizi Birleşmiş Milletler'e şikayet ederiz gibi açıklamalarda bulunması aslında altı boş açıklamalar. Zaten burada 2003'ten itibaren Amerika'nın Irak operasyonu düzenlemesinden itibaren bir bütün Irak'tan bahsedemiyoruz bildiğiniz üzere. Türkiye'nin özellikle bu Barzani ile görüşmesi, bunun daha önce planlandığı söylendi. Ama Barzani ile görüşmesi belki de klasik bir gündem vardı ama özellikle IŞİD'in ilerleyişi ve Rusya ile olan problemlerden sonra Türkiye'nin Barzani ile görüşmesi çok büyük bir önem atfediyor Cansu Hanım. Bu açıdan Irak yönetimi her ne kadar bizi Birleşmiş Milletler'e şikayet edeceğini söylese de ve bugün Çin'den de bir tepki geldi Türkiye'nin Musul'daki askeri varlığına karşı, Irak'ın toprak bütününe karşı saygı duyulmasını söylediler. Yani burada Türkiye'nin Irak'ın toprak bütününe karşı bir tehdit oluşturduğunu söyleyemeyiz. Ama Türkiye'nin başta olmak üzere koalisyon güçlerinin bölgede IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonlara istinaden buna baktığımız zaman Türkiye'deki varlığının nedeni aşikardır zaten Cansu Hanım. Evet, yani Davutoğlu özellikle Irak'taki mevcudiyetimiz bu bölgenin istikrarını temin etmek içindir dedi dün Barzani ile görüşmesinde ve IŞİD'le komşu olmak istemiyoruz. Komşu olmamak için de Erbil'in güçlü olması lazım. Bunun için de her türlü desteği hem Irak hem de Kürdistan bölgesine vereceğiz diyor ama bu arada Kürt bölgesel yönetimi ile Irak merkezi hükümeti arasında bir anlaşmazlık var bu konuda. Var. Yani bu giderilecek midir? Nasıl olacaktır? Sonuçta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıyabiliriz deniliyor merkezi hükümet tarafından. Evet. Yani gerçi Davutoğlu ben mektup gönderdim. Mektupta da bir takım şeyler aktarıldığı deniliyor. Yani kabullenilemeyen halen daha o zaman durum izah ediliyor. IŞİD'le mücadele kapsamında eğitim vesaire deniliyor ama neden kabul görmüyor o zaman? Karşı tarafın isteği ne? Tamam, askerlerini çeksin diyor, bunu biliyoruz ama kabul görmeyen durum ne? Şimdi Cansu Hanım, burada aslında Türkiye'nin IŞİD'e karşı Barzani ile yürütmüş olduğu bu görüşmelerin temelinde bana kalırsa Türkiye tarafının düşüncesi şu olacak. Suriye'nin kuzeyinde yer alan PYD'nin, yani orada bir Kürt oluşumunun
Kuzey Irak bölgesiyle birleşerek Türkiye'nin 1100 kilometrelik hududunda bir tehdit oluşmasını engellemek, yani ulusal güvenliğine tehdit oluşmasını önlemek için Türkiye, Kuzey Irak Kürt yönetimiyle daha yakın işbirliği içerisinde durmaya çalışıyor. Daha önce hatırlarsanız Türkiye, Kuzey Irak yönetimiyle enerji anlaşması yaptığı zaman Irak buna karşı çıkmıştı. Türkiye, Irak yönetiminden habersiz Kuzey Irak yönetimi kendi başına bir anlaşma imza atamaz, uluslararası anlaşma imza atamaz. Zaten iki yönetim arasındaki, Kuzey Irak yönetimi ile Irak merkezi yönetim arasındaki ihtilafı hepimiz biliyoruz. Ama Türkiye'nin buradaki nihai hedefi kendi hududunda, kendi ulusal güvenliğine tehdit oluşturabilecek her oluşumu bertaraf edebilmek. Bu PYD'den gelecek bir tehdit de olabilir, IŞİD'den gelecek tehdit de olabilir. Bunun için kendi uluslararası hukuk dahilinde tabii ki burada anlaşmalı itiraf etmek kesinlikle evet. Bizim hukuksuz olarak ben düşünmüyorum. Ama bunun anlaşmalara istinaden belki bir adım ötesi veya gerisi olarak değerlendirilebilir. Ama burada anlaşma dışı bir Türkiye'nin varlığının söz edilmesinde ben böyle bir şey düşünmüyorum. Ama İbadi'nin açıklamaları Türkiye'nin aslında yani Irak yönetiminin IŞİD'le mücadele ne kadar samimi olup olmadığını da aslında biraz da yargılatıyor Cansu Hanım. Siz açıdan. Diyorsunuz örneğin, yani bu anlamda 2003'teki, ortada evet. olan hani sözleşme neticesinde de Türkiye'nin atmış olduğu adım hani hukuk ihlali de değil diyorsunuz. Son cümlenizi alamadım Cansu Hanım. Yani bu anlamda Türkiye'nin yapmış olduğu asker takviyesi uluslararası hukuk ihlaline de girmiyor yapılan sözleşme artık neyse anlaşma evet. neticesinde diyorsunuz değil mi? Kesinlikle Cansu Hanım. Türkiye egemen bir devlettir. Uluslararası hukuklara bağlı bir devlettir. Hukuka bağlı bir devlettir. Bu açıdan Irak yönetimiyle yapmış olduğu anlaşmaya istinaden askeri varlığını arttırmıştır. Ama bunun anlaşmalar maddeleri dışında bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Peki bir de şimdi Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ile ilgili dün çeşitli haberler çıktı. Rusya-Türkiye ilişkilerini çok konuştuk. Evet Rus jetinin düşürülmesi sonrası yaptırımlar vesaire ama dün son olarak bu bilgi geldi. Gerçi Türk yetkililer projenin iptal edildiğini söyledi. Sonra Rus haber ajansları farklı yönde bir açıklama yaptı. Ya, önce onu sorayım hani ne olur ne olmazdan önce. Bu projenin evet. iptali söz konusu mu şu an itibariyle? Cansu Hanım ben hatırlarsınız hepimiz hatırlayabiliriz. Reuters haber ajansından böyle bir haber gelmişti. Nükleer anlaşma, Akkuyu Nükleer Santrali Anlaşması iptal olacaktır şeklinde. Daha sonra bu Enerji Bakanlığı iki tarafında aslında resmi makamlarından yalanlandı. Biliyorsunuz bu 20 milyar dolarlık bir proje ve şu ana kadar da 3 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleşti proje üzerine. Dolayısıyla burada fiilen durması gibi veya iptal olması gibi bir şey söz konusu değil. Ama tabii santralin yapım aşaması yavaşlayabilir bu ilişkiler dahilinde. Ama kesinlikle bunun iki taraf arasındaki nükleer anlaşmanın, Akkuyu Santrali Anlaşması'nın iptal olacak gibi bir şey düşünmemeli. Aslında şunu söylemek istiyorum ben Cansu Hanım genel bir ifadeyle. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, şu anki işte Rusya'nın düşürmesi sonrası başlayan bu gergin ilişkiler uzun kısa vadede düzelmesini beklemek belki hayalperestlik olur. Ama uzun vadede iki ülkenin de akılcı ve rasyonel düşünceleri sayesinde yoluna göreceğine inanıyorum. Zaten şimdi Türkiye'nin Rusya aslında bir komşusu, 90 öncesi sınır komşusuydu. Şu anda yine sınır komşusu olarak tabir edeceğiniz bir ülke pozisyonunda. Amerika'dan ziyade Rusya değil mi? Baktığımız zaman coğrafi olarak. Onun için Türkiye'de ve Rusya bölgesel gelişmeleri tabii ki bunun içine koyarak duygusallıktan uzak daha rasyonel politikalar üretmek zorunda. Yani diplomasi biliyorsunuz duygusallığı kaldırmaz. Her zaman akılcı ve rasyonel davranmayı gerektirir. Bu sebeple özellikle enerji projeleri, şimdi Türk akımı zaten şu anda kağıt üzerinde bir projeydi. İptal olacağını ben de tam düşünmüyorum ama özellikle Akkuyu Enerji Santrali'nin durdurulması ve iptal olması gibi bir şeyin söz konusu olacağını düşünmüyorum açıkçası. Olmamız gerekiyor. Süremizin sonuna geldik. Aslında yansımaları ne olurdu? Hani şu aşamada sözleşme iptal edilse durumlara, taraflara nasıl yansırdı? Belki detaylandırılabilecek bir konu ama yorumlarınız evet. için teşekkür ediyorum. Tamam Cansu. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ çok sağ olun. Yeditepe Üniversitesi'nden Furkan Kaya. Akkuyu projesi iptal edildi mi edilmedi mi? Bir de Türkiye'nin Musul'daki askeri varlığını yorumladı. Efendim noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.